Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün karşınızda ajurlu reglan yapımıyla e, reglanı küçücük bir parça göstereceğim. E, reglanı belirledikten sonra işte e, iki ters mi, bir ters mi nasıl yapıyorsunuz e, artık size kalmış. Sadece e, reglan çizgisini belirledikten sonra ayır açla reglan'a kadar örüyoruz. Ben boyundan ör örüyorum. 2 kala yani şu e, ayır açı kadar 2 kala kadar örüyorum normal örüyorum ya nasıl siz artık orada örüyorsunuz desenli ya desensiz örüyoruz ve iki kala şu tam ortasını reglanın ortasına 2 kala işte burada dikkat etmemiz gereken Birkaç tane püf nokta. Kimisi kolun üstüne koyuyor, elin üstüne koyuyor örüyor. Kimisi boyunda benimki gör, örüyor. Kimisi parmağın üstüne koyarak örüyor. O neden şu ilmeklerin e, bakış açısı farklı oluyor. Her zaman şimdi bizim ilmeğimiz sola bakıyor ama benim bu iki tane ilmeği sağa çevirmem yani e, bize doğru sağ elime bakması lazım. O neden şöyle alarak değiştiriyorum değiştirdikten sonra şöyle giriyoruz. ikisinden birden örüyoruz, normal örüyoruz ve şişin üstüne bekletiyoruz. Şişin üstüne beklettikten sonra tekrar şişin üstüne bir kere aldık ve e, sol şişimizde bekleyen olan ikisinden birden giriyoruz ve normal örüyoruz. Ayır açımızı aldık. Sağ şişimize aldıktan sonra tekrar muhakkak kontrol ediyoruz İlmeklerin ne tarafta baktığına bizim böyle bakması lazım yani sağ elimizi bakması lazım o neden iki ilmeği de sağ bakacak şekilde çeviriyoruz ve tekrar düzden bir kere ördük ama ikiliği çıkarmıyoruz şişte bekletiyoruz ve tekrar şişin üstünü alarak bekletiyoruz ve tekrar bu ikisinden birden girerek düzden örüyoruz ve sıra sonumuza kadar devam ediyoruz Eğer e e, arkalı önlü örüyorsanız arka taraftan artırma yapmadan e, nasıl geliyorsa örgünüz benim burada ters ters örüyorum. Artırmaları dahil düz tarafta yaptığımız artırmaları dahil tek tek tersten örüyoruz. Ayrı açımızı aldık sağ şişimize. Ve tekrar sıra sonuna kadar tersten örüyoruz. Eğer döne döne yani sadece bir düz tarafı örüyorsanız döne döne misinili şişle örüyorsanız yuvarlak hiç çevirmeden tersine o zaman bir sırada artırma yapıyoruz bir sırada artırma yapmada örüyoruz. Tekrarlamak istiyorum. Eğer misine dişi işle döne döne yapıyorsunuz, sadece düzden örüyorsunuz. O zaman bir sırada artırma yaparak gidiyorsunuz. Bir sırada düz, düzden hep ördüğümüz için bir sırada artırma yapmada örüyoruz. Tekrar göstermek istiyorum. ilk ilmeğimizi aldık örmeden ayıraç iki kala kadar örüyoruz kontrol ediyorum ayır kadar iki var ikisini de sağa bakacak bakın şu anda ilmeğim sola bakıyor ikisini de. O neden ikisini alıyoruz? Sağ bakacak şekilde çeviriyoruz. İkisini de çevirdikten sonra şöyle girerek ilmeğimizi alıyoruz ve bekletiyoruz. Tekrar şişin üstüne bir tane ilmek alıyoruz ve şimdi ikisini yani sol şişimizde bekleyen ikisinden birden girerek ilmeğimizi örüyoruz. Ayrı açımızı sağ elimize alıyoruz, sağ şişimize. De tekrar ilmekleri il, sola bakan ilmeklerimizi sağa bakacak şekilde çeviriyoruz. İkisinden birden girerek bir ilmek örüyoruz, bekletiyoruz, bir ilmek tekrar alıyoruz ve tekrar sol şişte bekleyen ikisinin içinde örüyoruz ve böylece reglan çizgisi çizgimizi güzelce birleştirip böylece reglanımızı güzel ajurlu bir reglan elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben sıra sonuna kadar geleyim. Ve tekrar reglanı sizlerle paylaşayım. Ajurlu reglanımız bu. keyifli örmeler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.